Moma'dan herkese selam dostlar. Otelimize yerleştik ve ayağımızın tozuyla Kolezyum'a geldik. Kolezyum dünyanın yeni 7 harikasından bir tanesi. Burada Roma halkını eğlendirmek için gladyatör savaşları, infazlar, hayvan avcılıkları düzenlenmiş. Çok kanlar akmış, çok canlar yanmış. Burası milattan sonra 80 yılında yapılmış ve hala da tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Buraya gelen turistler şu bölgede fotoğraf çekiniyorlar. Çok da güzel pozlar çıkıyor. Hepinize tavsiye ediyorum. Trevi Çeşmesi'ndeyiz. Türkiye'de aşk çeşmesi diyorlar. İnanışa göre sağınıza, sol omuzunuzun arkasından para atın, dilek dileyince gerçek oluyormuş. Şimdi deneyeceğiz. Bu arada biz euro atmadık, 5 kuruş attık. Yani paranın değerine göre değildir inşallah dilekler. Adını İspanya elçiliğinden alan İspanyol merdivenlerindeyiz arkadaşlar. İspanyol merdivenleri oldukça kalabalık. Geçmişte oturmak serbestmiş fakat şu anda görevliler var ve ceza yazıldığı söyleniyor. Şu anda tatlı dille kaldırıyorlar ama ceza yazıldığını da biliyoruz. Trevi Çeşmesi de buraya çok yakın. Şu taraftan geldik, yaklaşık 800 metre mesafede. Pantheon'a doğru giderken bir dondurmacı bulduk. Adı Della Palma. 150 çeşit dondurma varmış ve çok kalabalık içerisi. Kasadan şöyle kutu boyları ve külah boyları var. Ona göre alıyorsunuz. Biz bunu 5 euroya aldık. Bunun içine 3 top koyuyor. 3 euroya alınca da 2 top koyuyor. Daha sonra şöyle bir fiş veriyor. Bu fişin barkoduyla tuvalete gidebiliyorsunuz. Zaten tuvaletler 2 euro. O yüzden yani 3 euroya gelmiş oluyor. Tanesi, topun tanesi 1 euroya gelmiş oldu bize. Yani 30 TL. Türkiye fiyatıyla aynı ya da yakın gibi. Burası aynı zamanda Pantheon'a yakın. Trevi Çeşmesi ile Pantheon'un arasında kalıyor. Ben de espressolu, ejder meyveli ve tiramisulu söyledim. Şu an bu sanırsam tiramisu. Çok yoğun bir lezzeti var. Ejder meyvesiyle de ilgili bir geçmişim var. Bunu daha sonra anlatırım. Gerçekten çok güzel. Bu da Cafe Espresso. 10 numara arkadaşlar. Pantheon Tapınağı'na geldik ve girişte bize şöyle bir bilet verdiler ama bir yere de okutmadık, direkt girdik. Zaten Pantheon'a giriş de ücretsiz. İtalya'da ayın ilk pazar günleri tüm müzelere giriş ücretsiz. Bu Vatikan hariç, Vatikan normalde pazar günleri kapalı ama ayın son pazar günü Vatikan'a giriş de ücretsiz. Bugün aslında Kolezyum'a da girebilirdik ama Pantheon'a geldik. Pantheon'un tepesinde büyük bir delik var. Başka bir şekilde aydınlatma yok ve o deliğin tam altında 4 tane delik var. Yağmur yağdığı zaman o deliklerden sular akıyor. Milattan sonra 600 yılında yapılmış olan bu yapı bugün hala konumunu, değerini koruyor.
Gerçekten büyük ve görkemli bir yapı. Ne aldın? İki tane pizza aldık. İkisi 11 lira. Tanesi 5,5. Roka, peynir, domates, İtalya bayrağı ve patatesli aldık. Güzel, afiyet olsun. Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'a geldik. Şimdi giriş yapıyorum. Evet, şu anda Vatikan'a girdim. Vatikan dünyanın en küçük ülkesi ve nüfusu da 1000 kişiden oluşuyor ama çok kalabalık turist kafileleri geliyor, gezginler geliyor. Hristiyanlık dininin, Katolik mezhebinin yönetim merkezi burası ve bütün papaların ikametgahı Vatikan görünüyor. İsviçre askerleri tarafından korunuyor. Girişi ücretli, pazar günleri ise tatil. Sadece ayın son pazar günü açık. O gün de ücretsiz. Şu anda Castel Sant'Angelo'dayız. Diğer adıyla Beyaz Melek Kalesi. Bu kaleyi Roma İmparatorlarından Hadrianus kentini ve ailesinin mezarı için yaptırmış. Bir dönem Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan da burada yaşamış. Trastevere bölgesinde Tonerello restoranındayız. Burada talep çok yoğun. Bakın burada bir sıra var. İnsanlar sırada bekliyor. İçeriden birileri çıksın da biz de girelim diye. Biz de bu sıraya dahil oluyoruz ve tam buradayız. Bizi buraya Nazlı getirdi. Umarım güzeldir. Tadına bakınca göreceğiz. Roma'da Tonerello restorandayız arkadaşlar. Bayağı bir sıra vardı. Beklediğimize değdi mi göreceğiz bakalım. Ben midyeli spagetti söyledim. Eşim Nazlı pesto soslu makarna söyledi. Şimdi ben bir deneyeyim. Gerçekten çok güzel. Böyle ne çok pişmiş ne az pişmiş bir makarna. Çok farklı ya, bizim oradakilerden çok farklı. Fiyatlarına gelecek olursak ben 12 euroya söyledim. Eşim 11 euroya söyledi. Aperol Spritz 8 euro, bira 8 euro. Ben de pesto soslu makarna aldım. Evet.
Bize göre az pişmiş oluyor, andante diyorlar. Peynir var üzerinde, tadını çok beğendim, güzel tadı. Roma seyahatimizin sonuna geldik arkadaşlar. Şu anda Roma Havaalanı'ndayız. Buraya nasıl geldiğimizi kısaca anlatmak gerekirse, Roma tren istasyonunun doğusunda bulunan bizim Havaş misali havaalanı otobüsleri var. Bu otobüsler yaklaşık yarım saatte bir havaalanı ile tren istasyonu arasında gidip geliyorlar. 6 euro ile 8 euro arasında değişiyor. Bunları kullanabilirsiniz. Veya tren istasyonunda yine doğrudan havaalanına giden hızlı trenleri kullanabilirsiniz. Bunlar da 14 euro ile 15-16 euro arasında değişiyor. Biz tren istasyonunda yine tren bileti videosunu da çekmiştik. Onu da eklerim videonun sonuna. Genel olarak Roma'yı biz çok beğendik. Hatta aşık olduk diyebilirim. Roma gezmekle bitmeyecek derecede büyük bir yer. Yani günler ayırsanız herhalde bir hafta sürebilir. Bizim iki günümüz vardı. İki gün içinde mümkün olduğu kadar yer gezmeye çalıştık. Ve tamamını yürüyerek gezdik. Hiçbirinde taksi vesaire kullanmadık. Çünkü birbiriyle aralarındaki mesafeleri ortalama 1 kilometre kadar. Genelde güzeldi. Sizlere de tavsiye ederim. Gelin, görün, gezin, eğlenin. Bir başka seyahat videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın.